Sevgili Reklampedia takipçileri, Astroliz'in yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu yeni bölümümüzde sevgili astroloğumuz Uygur Gür bizlere oğlaklardan ve yükselen oğlaklardan bahsedecek. Uygurcuğum, Mart ayında oğlakları ve yükselen oğlakları neler bekliyor? Evet, sevgili oğlaklar ve bilhassa da yükselen oğlaklar, öncelikle Güneş ayın 20'sine kadar Balık burcunda olacak. Merkür ayın 14'üne kadar Balık burcunda ve geçen ay Balık burcundaki son tutulmayı yaşadık. Dolayısıyla sizin 3. evinizde müthiş bir yoğunlaşma var. Ayın ilk yarısı 3. ev konuları hakim olacak. Bu ne demek? Bunu biraz açalım. Şimdi bir kere zihniniz çok meşgul. Sanki böyle bir sürekli planlar yapıyorsunuz, bir fikirleriniz var, böyle bir düşünüyorsunuz. Hani anlatmıyorsunuz ama düşünüyorsunuz, bir şeyler tasarlıyorsunuz. Bir kararınız olacak ve biz bu kararı öğreneceğiz. Bunu bekliyoruz heyecanla. Belki yakın çevrenizin fikirler alıyorsunuz yakın çevrenizden. Belki kardeşler, yakın çevre, komşular, çocukluk arkadaşları. Çünkü orada bir diyalog var, bir iletişim var. Yakın çevrenizle yoğun bir iletişiminiz çok dikkat çekiyor. Zihniniz ama gerçekten yoğun. Yani bir eğitime mi başlamak istiyorsunuz? Yeni bir sözleşmeye mi imza atacaksınız? Radikal bir karar mı alacaksınız? Tanıtım mı yapmak istiyorsunuz? Hani orada bir yoğunluk dikkat çekici. Peki biz bunu öğrenebilecek miyiz? Evet, öğreneceğiz. Ne zaman? Başak Dolunay'ında. Yani 12 Mart'ta. Yani tabii bu eksi artı 2-3 gün gibi düşünebilirsiniz ama Dolunay zamanı bu kararınız netleşecek. Siz netleştiğiniz için biz de öğreniyor olacağız. Bir duyuru yapacaksınız, kararınızı açıklayacaksınız. Bu duyurunuz, kararınız işinizle ilgili olabilir. Belki işinizi büyütüyorsunuzdur. Belki işinize bir yurt dışı bağlantısı ekliyorsunuzdur. Çünkü Başak ayı 9. evde olacak. Ya da yaşadığınız şehrin dışında bir şehirden yeni bir iş bağlantısı ekliyorsunuzdur. Belki eğitiminizle ilgili bir karar alacaksınız. Eğitiminizle ilgili kararınızı bizimle paylaşacaksınız. Yasal süreçleriniz olabilir. Belki bu düşündüğünüz, ayın başından beri düşündüğünüz konular bununla ilgiliydi. Yani belki bir takım hayatınızda sıkıntılar vardı çözemediğiniz ve bu ancak yasal süreçlerle çözülebilecek bir konu olabilir. Ve tam da bu dolunay zamanı bununla ilgili artık harekete geçmeye karar verebilirsiniz. Uzaklarda yaşayan tanıdıklarınızdan böyle bir takım haberler gelebilir. Onların hayatında önemli bir takım durumlar oluyordur. Onlarla ilgili bir takım haberler gelir, onların kararlarını öğrenirsiniz. Belki sizin fikrinizi de sorarlar, orada bir yoğun iletişim olabilir ama kesinlikle bir takım haberler gelecektir. Seyahat konuları gündeme gelebilir. Bu belki işten mütevellit olabilir ya da eğitiminizle ilgili olabilir. Şimdi sevgili oğlaklar, bakın 4. evinizde Koç burcunda bu ay çok fazla bir gezegen yığılımı var. Bu çok dikkat çekiyor. Bir kere Güneş 20 Mart'tan sonra Koç burcunda. Merkür 14'ünden sonra Koç burcunda. Orada bir yeni ay var. Mart'ın ilk 10 günü Mars orada. Sonra da bir Venüs retrosu gerçekleşecek. Şimdi bütün bu yoğunlaşma bize neyi anlatıyor? Demek ki ayın ikinci yarısı ailevi meselelerle ilgili bir takım durumlar var. Odağınız ailenizde, yaşam alanınızda, ebeveynlerinizde, eşinizde, çocuğunuzda bir takım ailevi meseleler var. Köklü kararlar almaya çalışıyorsunuz. Orada bir diyalog var. Belki de evinizi değiştirmek istiyorsunuz ya da taşınmak istiyorsunuz ya da bir tadilat yaptırmak istiyorsunuz. İyi güzel. Siz her zaman zaten kararlısınızdır. Her şeyi çok organize edersiniz, planlarsınız. Değil mi Barış'cığım? Evet. Yükselen oğlakların en sevdiğim yönü o. Evet. Hayata çok ciddi bakıyorlar, biliyor musun? Yani yükselen oğlak hayatını böyle boş şeylerle harcamaz. Evet. Şimdi diyeceksin ki o boş şeyler ne? Yani şunu demeye çalışıyor. Ona göre hayat mücadele etmek için gelinmiştir. Hayatta her zaman güçlü olmak gerekir. Bunun için iyi plan program yapmak gerekir. Oğlaklar bunu çok önemserler. Dolayısıyla hayatın daha maddi yönüyle, madde yönüyle çok ilgilenirler. Ve o yüzden de aslında çok da başarılı olurlar. Hani biz hep oğlaklara gerçi diyoruz. Biraz da aşkla ilgilenin, sevgiyle ilgilenin, romantik olun. Hani duygularınıza yoğunlaşın ama o konularda çok hakikaten çok da hani odaklanmıyorsunuz. Hep hayatın o iş, kariyer, hayatınızı inşa etmek üzerine hani onlarda daha çok odaklanıyorsunuz. Neyse, konumuza geri dönelim. Şimdi burada bir Venüs retrosu yaşayacaksınız. Bu 4. ev konularıyla ilgili. Aile, ev, yaşam alanı vesaire. Şimdi bu Venüs retrosu neyi anlatıyor? Biraz ona bakalım. Şimdi öncelikle Venüs boğadan mütevellit. Aynı zamanda estetiğin ve gayrimenkulün yönetici gezegenidir. Yani boğadan mütevellit Venüs bu konuları da kapsar. Demek ki evinizde bir tadilat yaptırmayacaksınız. Yaptırırsanız ne olur?
ya ben bir boya beğendim, işte ben duvarımı bu renge boyatmak istiyorum. Boyatın bakın, göreceksiniz o renk tutmayacak. Ya da ne bileyim bir tadilat yaptırırsınız, borular patlar, parkelerde bir sıkıntı çıkar, parkeler kabarır. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tadilat için hiç uygun bir zaman değil. Bir ustayla anlaşırsınız, usta hastalanır. Abi abla ben bunu bir haftada hallederim der. Bir bakarsınız bir ayda halledememiş. Yani demek ki hiçbir şekilde evinizde dekorasyon falan yapmıyorsunuz. Buna çok dikkat ediyorsunuz sevgili oğlaklar. Onun dışında böyle bir tembellik gelebilir üstünüze. Böyle bir evden çıkmak istemeyebilirsiniz. Çok fazla sosyal hayata karışmayayım duygusunda olabilirsiniz. Ya da belki evde kalmak zorunda kalıyorsunuzdur. Çünkü ailevi sorunlar vardır. Bu retro süreçlerinde göreceksiniz 4. ev transitlerinde böyle retro konular bir hortlar. Ailevi konular. Tekrar böyle ebeveynlerle, aileyle, eşle, çocukla bu eski meseleler konuşulur. O tartışmalar hiç bitmez. Lütfen fazla gerilmeyin ama sanki bu Venüs biraz güven duygusunu anlattığı için güven duygunuz mu zedeleniyor? Orada mı bir sıkıntı var? Acaba artık ne bileyim hani güvenemiyor musunuz? Hani orada bir sıkıntı var. Lütfen o sıkıntıyı çok büyütmeyin, çok üstüne gitmeyin. Belki ailevi ilişkiler de zaman zaman sınavlardan geçer. Lütfen daha çok böyle düşünmeye çalışın. Özellikle kadın figürlerine dikkat. Venüs retrolarında kadın figürleriyle gerilimler çok fazla olur. Şimdi şöyle, ev almıyoruz, satmıyoruz, taşınmıyoruz. Çok net. Bir kontrata imza atmıyoruz, tapuya gitmiyoruz. Yani böyle bir ev alım satım süreci yaşamıyoruz. Şimdi bu retro süreçleri çok ilginç. Barış'cığım ne oluyor biliyor musun? Böyle bir ev vardır göz diktiğin. Onun fiyatı düşer. Tesadüf. Ya da hep aklında böyle bir hayal vardır. Şöyle bir ev alsam, şu semtten alsam. Bir bakarsın orada düşeş bir ev. Ama retro. Ne olur ev alırsanız söyleyeyim. Taşındığınız gün evi su basar. Yangın çıkar Allah korusun. Ne bileyim komşunuz çok kötü biridir. Böyle evet. Sürekli kavga edersiniz. Belki evin ödemelerinde bir takım problemler çıkar. Bir takım aksaklıklar çıkar. Hani bu ev bize hiç uğurlu gelmedi deriz yani. Öyle bir takım hikayeler olabilir. Venüs retrolarında ev almıyoruz, satmıyoruz. Siz de şu an bana diyorsunuz ki ben istediğim evi indirime girsin. Ben onu her ihtimalde alırım. Biliyorum öyle diyorsunuz ama siz bana güvenin. Ağzınızın tadı kaçmasın. Ev mev almayın. Hani bu konuda ben size çok net olarak o bilgiyi vereyim. Şimdi bakın Mars Boğa burcunda 11 Mart itibariyle 5. evinizde. Boğa sizin için bir dost enerjidir. 120'lik açı yapıyor yükseleninize. Güzel. Demek ki aşk, yaratıcılık, hobiler, çocuklar konusunda bir takım güzel gelişmeler var. Biraz çapkın olabilirsiniz bu ay. Böyle yeni bir takım aşk hikayeleri olabilir. Belki istediğiniz, uzun zamandır arayışta olduğunuz doğru kişiyle karşılaşabilirsiniz. Ya da hali hazırdaki ilişkiniz için mücadele etmek isteyebilirsiniz. Bu Venüs Retrosu için güzel bir gelişme. Evet. Çünkü Venüs Retrolarında böyle ilişkiler bir bozuluyor. Böyle dedikodular oluyor, bir takım kıskançlık krizleri oluyor. Böyle bir ne bileyim aşkın büyüsü kaçıyor. O ilişkide çok haz etmiyorsunuz. Ama işte o Mars size orada sanki ya bir saniye ben ilişkime önem veriyorum. Bunun için mücadele edeceğim dedirtebilir. Yani bu güzel. Evet. Bir kere öncelikle bunu söyleyeyim. Yalnız Venüs Retrosu'nda böyle eski aşklar çok hortlar. Ona dikkat edin. O eski aşklarına hayır gelmiyor. X'ten next olmuyor sevgili oğlaklar. Emin olun Venüs Retrosu bitiminde o ilişkide bitiyor. Çok hayır gelmiyor. Hani ona dikkat edin. Onu söylemek istiyorum. Böyle şey... Çocuklarınızın bir takım meseleleri olacaktır. Onlarla bir ilgileneceğinizi düşünüyorum. Ama sanki bu meseleler, ya meselelerde başarılısınız. Çünkü o 120'lik Mars açısı yükseleninize o gayet destek bir açı. Yani sıkıntı etmeyin. Sanki bu sorunların üzerinden geliyorsunuz ama biraz yorulabilirsiniz bu çocukların meselelerinden dolayı. Aslında bunu anlatmaya çalışıyorum. Yaratıcılığa ihtiyaç duyduğunuz bir ay olabilir. Belki bir takım... Ne bileyim tasarım yapıyorsunuz, boyuyorsunuz, çiziyorsunuz, yazıyorsunuz. Yani bir takım böyle sanatsal potansiyelleriniz ya da yaratıcılık gerektiren bir takım sektörlerde çalışıyorsunuz. Güzel. Venüs retrosu zaten var. Demek ki içsel enerji daha çok yükseliyor. Venüs orada çünkü yaratıcılığı da anlattığı için içsel enerjiniz çok güçlenecek. Çok güzel yaratımlar yapabilirsiniz. Yani yaratıcı yönünüzü çok kullanabilirsiniz. Ve herkese etkileyebilirsiniz bu anlamda. Zaten Mars da 5. evinizde yaratıcılığınızı çok güçlendirecek. Bu anlamda gayet bereketli ve verimli. Spekülatif işler, borsa, oğlaklar. Yatırımı çok severler Barış'cığım. Zekiler, paradan anlıyorlar. İş dünyasından anlıyorlar. Spekülatif işler ve borsa. Bakın finansal gösterge Venüs geri hareketti. Sakın. Riske girersiniz. Diyorsunuz ki ben bu borsadan iyi anlarım. Tamam siz iyi anlıyorsunuz ama Venüs hakikaten orada bir çelme takabilir size. Böyle bir bakarsınız hiç beklediğiniz gibi gitmiyor. O yüzden lütfen oralara bulaşmıyorsunuz bu ay.
Şimdi bu Venüs Retrosu'nu belki merak ediyorsunuz, biraz daha anlamak istiyorsanız. Biz Barış'la bir video çektik bununla ilgili. Bir hafta önce yayına girdi. Evet. Hatta çok da güzel değil mi? Çok iyi geri dönüşümler oldu. Evet, evet. Ilgili. Kısacası ona bir göz atın derim. Bir Venüs Retrosu'nu iyice içselleştirin derim. Orada daha uzun, daha detaylı anlattım. Kadar sevgili olanlar. O videonun linki de açıklamalar kısmında bulunuyor. Oraya klikleyerek o videoya ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Uygurcuğum, oğlaklar ve yükselen oğlaklar adına sana çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Verdiğin detaylı bilgiler için. Efendim, www.reklampedia.com bizim internet portalımız. Bir göz atın bakalım, seveceğinizi düşünüyoruz. Bunun haricinde Reklampedia bizim YouTube kanalımız. Eğer hala üye olmadıysanız lütfen üye olunuz. Bizi mutlu ederseniz. Aynı şekilde eğer bu videoyu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna klikleyiniz. Bu da bizi çok mutlu edecektir. Yeni bir astrolojide görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Çağlan Bey. Hadi.